Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Haremlik ve selamlık bir anlamı çağrıştırmak için kullanılan bir ifadedir. Evet, her iki kelimenin de kendi içlerinde farklı çağrışımları var. Ama haremlik, selamlık bir uygulamanın adıdır. Haremlik, selamlık uygulaması karma oturuma karşı kullanılan kavramdır. Bu karma oturum mahrem ve namahrem kavramını da beraberinde getiriyor. Yani bir aile olmayan bireylerin kadınlı ve erkekli bir arada ev kıyafetleriyle, ev şartlarıyla oturmamalarını gerektiren İslam ahlakı anlayışı uygulandığında yakın asırlara kadar buna haremlik selamlık, yani erkeklerin ayrı oturduğu, bayanların ayrı oturduğu sistem diye isim verilmiştir. Kimler bir arada durabilir, kimler de bir arada durmamalıdırlar. Ya da haremlik ve selamlık hangi dairenin, hangi sınırların çizildiği kavramı ifade etmektedir. Ölçümüz şudur. İkisinden biri bekar olması halinde evlenmeleri caiz olacak olan bir bayanla bir erkek birbirlerinin namahremidirler. Namahrem demek evlenmelerine, bekar olmaları şartıyla evlenmelerine engel yok demektir. Bir insanın evlenmesi hiç mümkün olmayan kimdir? Bir erkeği ölçü alalım. Bir erkek hiçbir şekilde bu dünya hayatında evlenmesi mümkün olmayan kimdir? Annesi. Kız kardeşi veya ablası tabii. Kendi kızı. Bir araya geldiği hanımının annesi, yani kaynanası. Halası, teyzesi ve yeğenleri. Bunlarla hiçbir şekilde bir araya gelip evlenmek mümkün değildir. Yeniden ölüp yeniden yaratılmak lazım. Yeni bir insan olarak yaratılmak lazım. İnsanın kız kardeşiyle evlenebilmesi için veya yeğeniyle evlenebilmesi için. Ama mesela baldızla böyle bir yasak sınırlı olarak var. Nasıl sınırlı olarak var? İnsan hanımı nikahındayken baldızıyla evlenemez. Ama hanımı öldükten sonra veya hanımından bir yolla boşandıktan sonra baldızla evlenmek caizdir. Demek ki kız kardeş gibi, yeğen gibi ebediyen bir daha kalkmayacak bir yasak yok ortada. İşte dinimiz bu ebedi olarak evlenmesi mümkün olmayanların dışında kalanlarla halveti, yani kapalı bir ortamda tek başına kalmayı kesinlikle haram etmiştir. Çünkü halvet, yani kapalı bir ortamda, gözden korumalı bir ortamda bu şekilde baş başa kalmak, üçüncüsü şeytanla bir arada kalmak demek. Üçüncüsü şeytan olan bir ortamda kalmak demektir. Bu haram. Ev ortamında da zorunluluk gereği bir arada bulunulabilir. Ama kıyafetler sokak kıyafeti gibi korumalı olmalı o şartla. Konuşmaya ve hareketlere dikkat edilmeli. Konuşmaya ve hareketlere dikkat etmek ve diğer şartlar ağırlaşınca ideal olan hanımlar ayrı yerde otursun, erkekler de ayrı yerde otursun,
böylece sokak kıyafetiyle bir yerde oturulmasın dendiği için yeni bir sistemmiş gibi haremlik selamlık şeklinde bir başlık açılmıştır. Evet, Kur'an'da haremlik selamlık, hadis-i şerifte haremlik selamlık diye bir kavram yoktur. Bu bizim sonraki dönemlerde geliştirdiğimiz bir kavramdır. Ama sözünü ettiğim yasaklar Kur'an-ı Kerim'de vardır. Adına haremlik selamlık demeyelim, başka bir isim koyalım. Yeter ki Allah'ın emri yerine gelsin. Yani evlenilmesi caiz olacak, bekar olması halinde evlenilmesi caiz olacak şekildeki insanların, yani mahremlerin, namahremlerin ayrıt edildiği bir ortamda bulunalım. Aksi takdirde harama doğru kendimizi koşturmuş oluruz. Haramı bize çağırmış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.